Tabii ki bu açıklama tek başına endişeleri gidermeye yeterli değil. Öncelikli olarak normal doğalında var olan haklarının sağlanması gerekiyor. Bunlar nedir? İşte aile ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, avukat ziyaretinin gerçekleştirilmesi ve işte telefonla bağlantısının, yani bir şekilde dış dünya ile iletişim kanallarının açılması gerekiyor. Ancak bu şekilde ikna olunabilir ve kaygılar giderilebilir. Çünkü sosyal medyada bir takım haberler çıkıyor ve bu var olan tecrit durumundan kaynaklı. Bunu biz tabii ki endişeyle karşılıyoruz. Yani normalde bu haklarını kullanabilme durumu söz konusu olsaydı belki de bu yönü kaygılarımız hiçbir zaman var olmayacaktı. Ama Sayın Öcalan'ın zaten adaya getirilişi uluslararası bir komployla gerçekleştirilmiş. Yine ada içerisinde kendisine uygulanan bir kötü muamele durumu söz konusuydu. Yine zehirlenme durumları söz konusu oldu. Dolayısıyla böyle bir durum var iken kendisiyle direkt doğrudan bir bağlantı gerçekleştirilmediği zaman bu endişeler, bu kaygılar hiçbir şekilde giderilemeyecektir. Bu tarz iddiaların ortaya atılmış olması, hele ki Nevroz öncesi böyle bir iddianın ortaya açılması, tansiyonun yükselmesine sebebiyet verecek bir durum. Halk nezdinde de zaten ciddi anlamda tepkilere yol açtı. Şimdi işte Avrupa'nın birçok yerinde ve işte Türkiye'de bu duruma ilişkin olarak açıklamalar yapılıyor, işte gösteriler yapılıyor. Birleşmiş Milletler'e, işte CPT'ye raporlar gönderiliyor. Her alanda buna dair yükselen bir tepki var. Dolayısıyla burada hükümetin görevi zaten bu tecrit durumunun tümüyle ortadan kaldırılması. Şu an hali hazırda da var olan bir açlık grevi var. Açlık grevleri de devam ediyor. Bu açlık grevlerindeki nihai talep zaten tecritin kaldırılmasına dairdi. Dolayısıyla bu topyekün bir şekilde halkın her kesimi tarafından, yani cezaevlerinde evet, açlık grevleri başlatıldı ama diğer taraftan da önderlik olarak tarif edilen bir lider söz konusu, Kürt halk önderi olarak anılıyor. Dolayısıyla ona dair her şey halk tarafından ciddi anlamda tepkiye yol açacak bir durum. Maalesef ki işte CPT'nin, işte AİHM'in var olan dosyaları karara çıkarmaması bu tecrit durumuna gözü kulağı kapatma durumu oluyor ve bir tür onaylama anlamına geliyor aslında. CPT'nin son yayınladığı rapora baktığımızda işte görüşmelerin sağlanması yönünde ciddi anlamda işte ciddi anlamda yerine getirilmesi yönünde raporda belirlemeler var. Onun dışında infaz sisteminin düzenlenmesi gerektiğiyle ilgili, yine disiplin cezalarındaki durumu ya da işte Türkiye'nin bu anlamda disiplin cezaları uygularken ki durumunu, çünkü üst üste 3 aylık periyotlarla verilen disiplin cezaları var. Verilen bu disiplin cezalarını aldatıcı görüyor ve kendilerine bir rapor sunulması gerektiğini belirtiyor. Şimdi CPT'nin son raporuna baktığımızda, CPT Mayıs ayında gitmişti. O zaman içerisinde 5 tane avukat görüşmesi oldu ve yine aile görüşmeleri oldu. Ama işte 3 Mart'tan sonra görüşmeler kesildi. 27 Nisan itibariyle de işte en son telefon görüşmesi oldu. Ondan sonra da telefon görüşmeleri kesildi ve bu anlamda baktığımızda CPT'nin bu raporu doğrultusunda Türkiye'nin, bırakın buna uymayı, daha da bu tecriti derinleştirecek bir tutumu söz konusu oldu. Ama buna karşı olarak işte Avrupa Konseyi'nin bir tutumu var mı? Veya CPT'nin Türkiye'ye yönelik bu anlamda bir uyarısı var mı? Bunu görmek mümkün değil. Son ziyaretinde de, yani bu iyileşmeme durumuna rağmen son ziyaretinde de CPT'nin İmralı Adası'nı ziyaret etmediğini görüyoruz. Hak anlamında hiçbir zaman uğramadı ama tüm yasakların uygulandığı bir alan. Hani hukukta hak ve yasak olarak bir ayrıma tabi tutacaksak, İmralı bu anlamda böylesi bir yer. Gerçekten olağanüstü diyebileceğimiz tarzda yönetilen bir sistem, artık bir yönetim biçimi haline gelmiş bir sistem söz konusu İmralı Adası açısından. İmralı Adası, yani zaten sistem olarak kurulduğu yere baktığımızda bir ada cezaevi, tüm cezaevlerinden farklı ve F tipi yüksek güvenlikli bir cezaevi olarak anılıyor. Ama haklar anlamında hakların uygulanmadığı bir alan. Yani sürekli bir yasaklama söz konusu, sürekli bir tecritin giderek ağırlaştırılması, derinleştirilmesi durumu söz konusu. En son Eylül ayında üst üste aile yasağı, avukat yasağı ve telefon
yasağı geldi. Zaten telefon yasağına baktığımızda Sayın Öcalan orada bulunduğu süreç içerisinde tek bir telefon görüşmesi yapabildi. Yani normalde ağırlaştırılmış müebbet statüsünde Sayın Öcalan, ağırlaştırılmış müebbet statüsünde olan bir kişinin telefon hakkı söz konusu, 2 haftada bir telefon hakkı söz konusu. Yine bu infaz kanunundaki bu düzenleme, yani bu ağırlaştırılmış müebbet durumuna ilişkin düzenleme yasal olmamasına rağmen, insani bulunmamasına ve işkence yasağına aykırı bir durum olarak değerlendirilmesine rağmen AİHM tarafından, o haklar dahi Sayın Öcalan açısından uygulanma durumu söz konusu değil. Yani biz işte İmralı Adası'na mektuplar gönderiyoruz ama bu mektuplarımızın ulaşıp ulaşmadığı konusunda bir bilgiye sahip değiliz. İşte son yaşanan süreçte baktığımızda biz yaşamına dair veya sağlık durumuna dair bir bilgiye de sahip değiliz. Yani bunlar tümüyle İmralı Adası'nın bizle olan bağlantısının, yani dış dünyayla olan bağlantısının daha doğrusu tümüyle koparılmış olmasından kaynaklı bir durum. Dolayısıyla hakların uygulanma, yani pozitif anlamda uygulanma alanı olarak görmek mümkün değil. Tam tersine yasakların tümden uygulanma alanı olarak görebiliriz İmralı Adası'nı. Leyla Güven öncülüğünde başlatılan bir açlık grevi olmuştu. Sonrasında gerçekten bu tecritin kaldırılması için ciddi anlamda işte ölüm orucuna çevrilen bir açlık grevi oldu. Yine şehadetler yaşandı. Bu anlamda tecritin kaldırılması için gerçekten insanlar hem bedenini açlığa yatırdı hem de ölüme yatırdı. Bu var olan açlık grevinin ileriki durumunu tabii ki şu an görmemiz bizim için belli değil ama cezaevleri bir açlık grevi süreci yürütüyor. Sonrasında nasıl gelişir bunu bilemiyoruz açıkçası ama tabii ki geçmiş dönemde yaşanan pratiklerden kaynaklı bunun daha tehlikeli bir noktaya evrilmesi yönünde kaygılarımız bizim de mevcut. Yani beklentimiz odur ki bu anlamda çok ciddi anlamda tepkiler yükselmeden bir görüşmenin gerçekleştirilmesi, aile, yani bunların olağanlaşmasıdır artık. Yani bu var olan tecrit durumunun tümden kaldırılmasıdır esas talep. O yönde de devam ettiriliyor. Bu son dönemdeki işte kaygıların da oluşmaması açısından tecritin tümden ortadan kaldırılması gerekiyor. Olağanlaşması gerekiyor. Görüşmelerin, normal tüm diğer bir mahpusun var olan tüm haklarını. Tabii bunun dışında Sayın Öcalan'ın bulunduğu pozisyon da önemli. O yüzden tecritin kalkması hem kişi olarak hem yani siyasi liderlik pozisyonu olarak da önemli bir yerde duruyor. Çünkü barışın tek getiricisi veya işte anahtarı olarak Sayın Öcalan görülüyor İmralı Adası açısından. AKP'nin yürütmüş olduğu bir özel savaş konsepti olarak değerlendiriliyor. Ve maalesef ki İmralı'daki tecritin derinleştirilmesi bu savaş politikalarındaki ısrarını gösteriyor. Çünkü ne zaman ki İmralı Adası'nda bir görüşme gerçekleştirildi, ne zaman ki Sayın Öcalan'dan doğru bir mesaj geldiyse bu hakikaten işte Türkiye toplumları açısından, Kürt halkı açısından ciddi anlamda bir umut vaat eden bir durum oldu ve barışa yönelik umutların arttığı süreçlerin yaşandığı bir dönemdi. Yani bu çatışma ortamının tümden neredeyse kaldırıldığı süreçlerde. Bu Sayın Öcalan devrede olduğu zaman dilimleri içerisinde böyle oldu. Ama zaten tecritin ana esaslarından bir tanesi de ya da bunun derinleştirilmesindeki temel esaslardan bir tanesi de maalesef ki AKP'nin içerisinde bulunduğu bu savaş yürüttüğü bu savaş politikasındaki ısrarcı tutumudur. Zaten Sayın Öcalan'ın dış dünyayla bağlantısının kurulmaması da buna dayanıyor diye düşünüyoruz. Bizim yani hem ulusal makamlarda hem uluslararası mekanizmalarda yürüttüğümüz bir süreç var. Bunda ısrarcıyız. Görüşme konusunda görüşmenin yaptırılması ve tecritin kaldırılması konusunda bir ısrarımız tabii ki söz konusu. Bizim için esas olan öncelikli olarak tabii ki Sayın Öcalan'ın özgürlüğüdür. Ama şu şartlarda biz öncelikli olarak Sayın Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması amaçlı tüm başvurularımızı gerçekleştiriyoruz. Tüm girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz.